Altın küre ödüllerinde 7 dalda ödül kazanarak rekor kuran Aşıklar Şehri, Oscar ödüllerinde de 14 dalda aday olup Titanic ve Perde Açılıyor'un rekorunu yineledi. Aşıklar Şehri'nin ardından Arrival ve Moonlight filmleri 8 dalda adaylıkla ikinci sırayı paylaştı. This is just a way to force us to work together for once. It's more complicated. I ain't seen you in like a decade. En iyi kadın oyuncu dalında aday olan Meryl Streep ise 20 defa Oscar adayı olarak bu konuda kendi rekorunu kırdı. Oscar adaylıklarının açıklanmasında bu sene bir ilk yaşandı ve adaylıklar canlı yayın yerine internet üzerinden önceden hazırlanmış video ile duyuruldu. 89. Oscar ödülleri töreni 26 Şubat günü Los Angeles'ta yapılacak. Mertlikten söver insan, mertlikten atar tutar, mertlikten ne der ateş, mertlikten... Türk tiyatrosunun en büyük isimlerinden biri olan Engin Cezar, 81 yaşında hayatını kaybetti. Mertlik belası kardeş. 6 yıl önce geçirdiği felç nedeniyle yatağa bağlı yaşayan Cezar, tiyatroya Robert Koleji'ndeyken başlamış, Yale Drama School'da ve Actor Studio'da eğitim almıştı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda Hamlet oyunu ile sahne almaya başlayan Cezar, sonrasında eşi Gülriz Sureri ile kendi isimlerini taşıyan tiyatroyu kurmuştu. Ünlü yazar Paul Auster, uzun süredir kendisine teklif edilen PEN Amerika'nın başkanlığını kabul etti. Donald Trump'ın seçimleri kazanmasının korkunç bir olay olduğunu söyleyen ünlü yazar, elinden geldiğince ifade özgürlüğü için sesini çıkaracağını açıkladı. Auster, daha önce Türkiye'deki tutuklu yazarlarla ilgili sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert eleştirilerine maruz kalmıştı. Bu yıl 89.sü düzenlenecek olan Oscar ödül töreninde en iyi yabancı dilde film dalında yarışan İran yapımı Satıcı filminin başrol oyuncusu Terina Ali Dusti de Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump'ı eleştirenler arasına katıldı. Ali Dusti, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Trump'ın İranlılara vize yasağı koyması bir ırkçılıktır. Bu karar, bir kültürel etkinliği içersin ya da içermesin fark etmez. 2017 Akademi Ödülleri'ne katılmayacağım ve protesto edeceğim dedi. Bir süredir pankreas kanseri ile mücadele eden ünlü İngiliz oyuncu John Hurt hayatını kaybetti. But three miserable old ex-consuls waiting at the gates to greet him in a room full of cowardly stay-at-home senators... 78 yaşındaki oyuncu, Gece Yarısı Ekspresi ve Fil Adam filmlerindeki performansıyla Oscar'a aday olmuştu. Pek çok dizide de yer alan ve seslendirmeleriyle de bilinen Hurt, son olarak sadece Aşıklar Hayatta Kalır filminde oynamıştı.